biz Hakkari'de seçilmiş milletvekilleri olarak Hakkari halkında eğer suyu almıyorsa, hastası iyi tedavi görmüyorsa, üniversitesi kiradaysa, bu sorun bizim sorunumuz değil diyemeyiz. Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Şeyh'in yüksek mantığı kepenk kapattı. Bu partinin aldığı bir tavır mıydı yoksa kendinden gelişen bir halk tavrı mıydı? Hakkari halkına, Yüksekova halkına, Çukurca halkına, Şenbinli halkına çağrımız şudur, şunu söylüyoruz. Aman ha kepenklerinizi indirmeyin, açılması gerektiğini söylüyoruz. BDP, Kürt sorununun çözümünde aracı bir taraftır. Bu sorunun nihai çözümü, Sayın Canan üzerinden gelişir. Postu görüşmelerinin devamı sizce neden gelmedi? Neden bir noktadan sonra tıkanmaya başladı? Sayın Başbakan basitesizliktir. Bilmiyorlarsa sokağa insin. Bir Kürtlerin ortak alfabe kararı vermesinin önünde bir engel var mı? Diyarbakır'daki Kürt Dili Konferansı'nda da gündemde olan alfabe sorununun çözümünde süreci tıkayan nedir? Sorani, Kürtçenin Sorani lehçesiyle eğitimi kabul etmesinde Türkiye'nin rolü vardır. Yüksek ilk olabilir mi sizce? Vali atamakla olmuyor. Asker sayısını çoğaltmakla olmuyor. Polis sayısını çoğaltmakla olmuyor. Yüksek Ova'nın su sorunu biz çözdük. Çözeceğiz demiyor. Çözdük, evet. Çözdük diyor. Bu hükümetten önce medya mutfaklarında haber hazırlandığı mutfaklar biliyorsunuz zaten. Anlamda. Bir emekli general var stratejik olarak. Sizce bu süreçte kimler var? Emekli askerlerin yerine şimdi kimler aldı? Sen bu net bir uzaktaki net bir çocuk çadırında çocuklara karşı yapılan cinsel istismar ve fiziksel şiddetle ilgili görüşlerimiz anlamlıydı. Biz asrın Nevrozu olsun istiyoruz. Türkiye tehlikeli bir baharı yelken açıyor. Kürtlerin kaybetmesi hiçbir Türkiye kazandırmaz. Dört ülkede yaşayan Kürtlerin diyaloğunun tartışıldığı şu günlerde Türkiye'de yaşayan Kürtlerin kendi aralarında olması gereken diyalog ne aşamada? Partinizin bu diyaloğu güçlendirmek adına çabaları nedir şu an? Bir Kürt açısından en büyük ayıp proje olmaktır. Sizce İmralı'da hala görüşmeler sürüyor olabilir mi? Yani böyle bir ihtimal var mı? Elbette ki o ihtimal var. Birisinin elinde bir çatı bulunamazken, birisinin elinde bir silah bulunamazken yıllarca cezaevinde yatmasını nasıl değerlendiriyorsun? Kim, neyle çalışıyor? Üzerimizdeki, partimizin üzerindeki baskılar hiç olmadığı kadar en yüksek seviyede. Ve sizin barış söylemleriniz de buna rağmen devam ediyor. Evet. Ben merak ettiğim, siz ne zaman siyaset yapmaktan, siz derken partiden siyaset yapmaktan vazgeçer, radikal kararlar alırsınız. Bundan daha kötüsü ne olabilir? Bundan daha kötüsü siyasette ve demokratik çözümde umudunu kesmektir. Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekovahaber.com.